Ali Karahasanoğlu. Dün İhsan Hoca, bugün Diyanet'in kendisi. Kimi alacaksınız açığa? İhsan Şen Ocak Hoca'nın üniversiteye giden kızlar için yaptığı tesettüre dikkat edin tavsiyesine kartel medyası posta koyunca sen ne karışıyorsun? Bırakın kızlar çıplak gezsin. Biz de gazetelerimizde boy boy fotoğraflarını yayınlayıp kadın vücudu üzerinden rant toplayalım. Tekerimize çomak sokanın kellesini alırız dediler. Bu tehdit özellikle de Doğan medyasından gelince, posta koymanın arkasında çıplak kadın fotoğraflarıyla ünlü postanın imzası olunca, Diyanet İşleri Başkanlığı da İhsan Şen Ocak hocayı hemen açığa aldı. İtiraz ettik. Etmeyin eylemeyin kartelin tahrikiyle iş yapmayın. Bugün İhsan Hoca'ya yarın bir başka hocaya. Sanır mısınız ki bunlar bir hocayla iki hocayla yetinirler? Devamı gelir bu linçlerin. Bitmez bunların atın şu hocayı tehditleri. Dedik dinletemedik. Diyanete çağrıda bulunduk. En azından hocamızın medyada sokak ağzıyla suçlanması saygısızlıktır. Henüz kendisi hakkında olumsuz bir tespit yapılmamıştır. Yayınlar yanlıştır, haksızdır. Hakaretler İhsan Hoca'ya değil, Diyanete yapılmış sayılır. Bunu kabul edemeyiz şeklinde bir açıklama yapılmasını bekledik. O da gelmedi. Resmen İhsan Şen Ocak Hoca kartel medyasına linç ettirildi. Solakların ağzı kulaklarına vardı. Peki sonra ne oldu? çok değil. Şunun şurasında iki ay oldu. Bugün geldiğimiz noktada Diyanet kendisini postaya beğendirdi mi? Sözcüye beğendirdi mi? Solak medyaya, kartel medyasına beğendirebildi mi? Ne mümkün. İlahiyatçı Profesör Doktor Salih Tuğ kurulda, İlahiyatçı Mehmet Aydın kurulda ama Doğan Yayın İlkeleri kurulunda iki üye ilahiyatçı olarak bulunmasına rağmen Posta gazetesinde asgarisinden söylüyorum her gün 10 kadının fotoğrafı tamamen çıplak diyebileceğiniz şekilde yayınlanıyor. Kim ne yapabiliyor? Hiçbir şey. Salih Tuğ dinliyorlar mı? Hayır. Mehmet Aydın'ı dinliyorlar mı? Hayır. Diyaneti dinliyorlar mı? Hayır. Ama aynı sapkınlar Diyanet 9 yaşta evliliğe onay veriyor diye yayın yapıyorlar. Son gündemleri bu. Neymiş? Diyanetin yayınında biyolojik anlatım yapılırken kızların en erken 9, erkeklerin ise en erken 12 yaşında ergin oldukları belirtilmiş. Bu bilimsel gerçek Diyanet'in sitesinde bir tıbbi bilgi olarak okurlara aktarılmış. Bu tıbbi bilgiyi almış ahlaksızlar, Diyanet 9 yaşındaki kızın evlenebileceğini söyledi diye yazı vermişler. Açıyorum Diyanet'in sitesini, aynen İhsan Şen Hoca linç etmek istediklerinde İhsan Şen Hoca'nın konuşmasını açıp izlediğim gibi Diyanet'in sitesinde yazılanlara bakıyorum. 9 yaşına geldiğinde kızlar evlenir diye bir cümle bulamıyorum. Tam aksine yaş belirtilmeden kanundaki sınırın altındaki yaşlardakilerin evlenmeleri kanun karşısında geçersiz olduğu için doğru değildir ikazı da var ama kime anlatacaksınız? İhsan Hoca'ya görevden el çektirdiler ya, şımartıldılar ya. Şimdi kim tutar bunları? İhsan Hoca da yaptıkları çarpıtmanın bir benzerini şimdi de Diyanet'in kendisi için yaptılar. Hatta insanları sokaklara döküp gösteri bile yaptırdılar. Şimdi merak edilen soru şu. Diyanet İhsan Hoca'yı görevden el çektirip sorunu kendince çözmüştü. Şimdi Diyanet ne yapacak? Diyanet'in sitesindeki bir bilginin çarpıtılması sonrasında kimi görevden el çektirecek? yanlış anlamayın, birisinin görevden el çektirilmesi gerektiği falan yok. Ama bu kartelcilerin sözlerini dinlemeye başlarsanız, kendi hocalarınızı yemeye başlarsanız, sonra böyle absürt durumlarla karşı karşıya kalırsınız. Olaya bir de şu açıdan bakalım. Diyanet dedi ki 9 yaşındaki kız evlenebilir diyorlar. Böyle bir cümle yok. Ya ne var? 9 yaşındaki kız bali olabilir deniyor. Devamında öneriliyormuş gibi, çok güzel bir şeydir herkese tavsiye ediyoruz anlamında olarak değil, bir vakanın tespiti anlamında, hemen tüm bilimsel kitaplarda yazılı olan, üniversitelerde, tıp fakültelerinde ilgili derslerde okutulan ve bir bilgi olarak öğrencilere aktarılan, tıbbi olarak 9 yaşındaki kız çocuğu bali olmuşsa, bunun doğal sonucu olarak gebede kalabilir. Kimsenin 9 yaşındaki kızlar evlensin, gebe kalsın dediği yok tıbbi bir bilgiden bahsediliyor. Laboratuvarlarında bir deney yapılacak olsa çıkacak sonucun ne olacağı hatırlatılıyor. Ama karteldeki kaz kafalılar, daha doğrusu kaz kafalı gibi görünmeyi bile gururlarına yedirip dindarları tahkir etmeye çalışanlar lafı tersinden alıp hüküm veriyorlar. Diyanet 9 yaşındaki evliliğe onay verdi. Azıcık akılları olsa, Diyanet böyle bir şeye onay vermiş olsa, Diyanet kadrosunda en azından %20-30 dolayında böyle evliliklerin olduğunu görmemiz gerekmez mi? İddia ediyorum Diyanet kadrosunda hatta tüm Türkiye'de 9 yaşında evlilik sıfırdır, 10 yaşında evlilik sıfırdır, 11 yaşında evlilik sıfırdır. Belki yaşı tam tespit edilemeyen 12 yaşından sonraki kızların dini gerekçelerle değil daha çok örf ve adetler gereği o da ya 3 ya 5 tane belki evlendirilen vardır. Bunu alıp da Türkiye'nin en önemli sorunu haline getirenler aslında dillerinin altındaki baklayı çıkartmıyorlar. Önce İhsan Hoca, sonra Diyanet, sonra dinin kendisi. Hepten bu ülkeden atılmak isteniyor. Dertleri bu. Ali Karahasanoğlu Yeni Akit